Şimdi Bosna piramitleri diye bir kavram var karşımızda. Çok gizemli. 30 bin yıllık olduğu üzerine tartışılıyor. Ve taş küreler var. Bunların gizemi nedir? Nereden gelmiş? Bunlar da bilinmiyor. Tarih öncesinden kalma gizemli taş küreler. Ve Bosna piramitlerini Mısır piramitlerinden çok daha eski, binlerce yıl daha eski geriye götürdüğümüzde Göbekli Tepe'den bile çok daha Tabii, eskiye tabii. gidiyor. Bu olay nedir? Bir girelim mi buraya biraz? Şimdi bu olayın en önemli vurgu noktası şurası ki bulunan organik materyallere yapılan karbon testleri bilimsel olarak farklı enstitülerce, kurumlarca, seçkin kurumlarca analiz ediliyor ve bu tarihlemeler böyle bir kişinin iki kişinin değil, seçkin dünya kurumlarınca yapılan analizler. En eskisi 34 bin yıllık organik kayıtlar Şimdi karbon burada testleriyle çok ciddi çıkıyor. bir soru var. Yani 30 bin yıllık bir insan yapısından bahsediyoruz. Şu an her ne kadar toprak altında kalıyor olsa da orada o toprağın altında bir piramit şeklinde çok keskin hatlar olan bir şey olduğu belli. Ve bu neden dünyada bomba etkisi yaratmıyor? Çünkü Göbekli Tepe bile bulunduğunda 12 bin Tabii ne yıllık kadar bir yapı etkilemişti. bütün insanlık tarihini baştan yazdırdı. Ama burada 30 bin yıllık bir şey var. Diyorsunuz ki karbon testleriyle organik malzemeler üzerindeki materyalden 30 bin yıl çıkıyor. Ve buna rağmen yani Çok çok az ses enteresan bir geliyor bu şey. konuyla Neden ilgili. gelmiyor? Şöyle bu konu bastırılmaya çalışılıyor. Çünkü Doktor Semir Osman Agiç buranın kaşifi ve burada tek bir piramit ve kompleks yok. Aslında bu bir vadi. Piramitler Vadisi olarak geçiyor. 5 tane farklı piramit bulundu şu ana kadar. Daha çok da çıkabilir. Avrupa'daki ilk piramitler olma özelliği de var. Ve bu piramitlerin doğal yapı olup olmadığı çok tartışıldı. Hatta bu konuda çok çamur atıldı bu konuya. Aslında tartışılacak bir şey de yok. Görüntüler var. Şimdi E, biraz daha tabii ekrana tabii vereceğimiz yani görüntülere bakınca aslında direkt insan yapısı kesinlikle belli yani. tartışacak bir şey kalmadı ama bu bilgiler insanlardan saklanıyor. Bu yaz iki kez bizzat gittim, gezdim. Osman Agiç'le bu konularda çok uzun süren tartışmalar yaptım. Seminerlerimi dinledi. Kendisi de saygı gösterdi sağ olsun. Şimdi şöyle bir şey var. 12 bin yıldır bu piramitler toprak altında. Ve yani orada çok büyük bir olay oluyor. Bu toprak yani sel gibi böyle bir tufan gibi bir şeyin etkisiyle bunlar uzun süredir toprak altında ve yapılar 12 bin yıldır mı toprak tabii altında? 12 bin yıllık bir üzerinde kalıntı var. Bunların altında piramitler tespit ediliyor. Şimdi radar, sonar, işte jeotermik şeyler. Onu nasıl anlıyorsun? Demek ki o zaman 18 bin yıl daha üstü kaplı değilmiş. Son 12 bin yıldır. Tabii yani 12 bin yıldır toprak yani üzerindeki toprak katmanına yapılan analizlerin sonuçları 12 bin yıl kadar geri gitti. Ama buradaki piramitler ki en büyüğü Güneş piramididir. Güneş piramidi en büyük ve yüksek olanı tabii ki İlgi Odağı da orada. Ama Güneş'in haricinde Güneş piramidi, Ay piramidi, Sevgi piramidi, Dünya Ana piramidi ve Ejderha piramidi diye 5 tane yapı var Bu burada. isimleri kim veriyor? Osman Agiç kaşifi olduğu için o vermiş bu isimleri. Bunlar piramitler. Henüz piramitlere direktman yani piramitlerin içine girilebilmiş değil. Çünkü yasaklanıyor ve engelleniyor. Bu çalışmalar yapılması engelleniyor. Fakat piramide kuş uçuşu 3 kilometre mesafede Ravne bölgesinde bir tünel keşfediliyor. Ravne tüneli diye. Burada yerin altına giren bir tünel. Ama bu tüneller şöyle ki dünyanın her yerindeki büyük piramitlerin her biri tüneller sistemi zaten tünel ağlarına sahip. Ve hepsi akifer denilen yeraltı su kaynaklarının üstüne yapılmış ve enerjilerini buradan alıyor. Yani bunlara piramit diyoruz çünkü hala aktif olarak bakın Güneş piramidi hala aktif olarak 4,5-5 metre çapında bir zirvedeki bir bölgeden 28,4 kilohertzlik bir frekans yayılımı yapıyor. Yani şimdi enteresan bir bilgi var burada. 30 bin yıllık bir piramit var ve bir yayın yapıyor bu. Evet, yani insan yapısı olmadığı Bu tespit bir oldu yayınında. ölçülüyor Tabii yayını. ki bunların hepsi bilimsel kanıtları var. Şimdi burada tek tek şu aletle şu işte profesör şunu ölçmüş diyemiyorum ama seminerlerimde böyle 8-9 saat bunları tüm de kanıtlarıyla anlatıyorum. Kendimiz de gittik, ölçtük, deneyimledik. Orada sohbetler yaptık, incelemeler yaptık. Evet. Burada sadece şey yok, bulunan şeyleri açıklayayım ben. Neden bu tarihler bulundu? Güneş piramidi aslında 22.800 yılına tarihleniyor. Ay piramidi 9400 ki bu da çok önemli bir tarih çünkü tam olarak Göbekli Tepe ile kardeş şeyler tarihler karşımıza çıkıyor. Evet. Ve burada mesela eşkenar tam eşit aralıklı 2180 metre eşkenar üçgen oluşturacak şekilde konumlandırılmış.
Ondan sonra yine enerji merkezleri baz alınmış ve burada bulunan organik maddelerde 25 bin, 30 bin, hatta en 30 santimlik böyle bir odun parçası, tahtı parçası bulundu. Ki karbon 14 analizleri biliyorsunuz, onların ayrışmasına göre tarihlendirilebiliyor. En fazla 58 bin yıla kadar geri gidebiliyor. Ondan sonra 100 bin, 200 bin yıllık bir şey karbon testiyle yapamıyorsunuz. Ama 58 bin yıldan yarı yarıya olduğu için 30 bin yıla kadar kesin sonuç veriyor. Yani farklı bir çok enstitüde. Bunlar ölçülmüş, biçilmiş ve bu organik parçalar 34 bin yıl geriye kadar gitmiş. Burada önemli olan şöyle bir şey var. Ramne bölgesindeki tüneller şu an 320 metre derinliğe kadar, ama bu yerin derinliği değil, yani düz bir yapıda içeri doğru kazılmış durumda ve devam ediyor. Muhtemelen yani birkaç yıl içinde de piramide açılacak ve bütün sırlar ortaya dökülecek. Bunu istemeyenler var. Bu konuyu kapatmaya çalışanlar var. Bu enteresan bir bilgi. Şu anda piramit 2 sene sonra açılacak mı? Ya şöyle, piramit yapısına 3 kilometre uzakta bir tünel bulundu. Ve bu tüneller kazıla kazıla piramidin altına gidip piramide ulaşmaya çalışılıyor. Ama şöyle bir şey var. Bu tüneller kazılmıyor. Bu tüneller binlerce yıl öncesinde yapılmış. Ve burada 4 tane farklı kültürden eser bulmuş. Yani şimdi bir 30 bin yıl öncesinde piramidi yapanlar var. Ondan sonra bu piramidi farklı kültürler kullanmışlar. En sonunda bizim Cilaltaş devrine kadar gelmiş ve bizim Homo işte Sapiens Erectus tarzı insanımsıların da orada kalıntıları bulunuyor. Ama onlar tünelleri kullanmışlar. Piramitleri yapan onlar değil. Çünkü şimdi o tünellerde iskeletler mi bulunmuş? Şöyle, tüneller çok enteresan bu konu. Tüneller 6000 yıl önce kasıtlı bir şekilde bilinçli ve teknoloji kullanılarak tamamen toprakla kapatılmış. Nasıl bir toprak? Burada derenin altındaki yuvarlak böyle yuvarlamsı taşlar olur ya, yani o taşları almışlar ki bu çok ciddi bir mesele. Çünkü yüzlerce metrelik tünellerin içi hiç boşluk kalmayacak şekilde tamamen bunlarla doldurulmuş. Ben hani Osmanlı'nın içi, ya dedim hani biz her şeyi eleştiriyoruz, düşünüyoruz. Hani sağından solundan bakıyoruz. Bu tufanda 12 bin senedir toprak altında, onun etkisiyle bir tufan ya da bir çamur sel baskınıyla olmasın bu diye endişelerimi, sorularımı yönelttim. O da çok güzel bir cevaplama yaptı. Labirentler var, odacıklar var. Ve buralarda dedi yani tamamı bir santim boş kalmayacak şekilde böyle bir doğal şey olması mümkün değil dedi. Hani öyle bile olmuş olsa. Ve bunun bir göstergesi drywall denilen sistemlerle, kuru duvar denilen şeylerle büyükten küçüğe taşlar, böyle şu büyüklükte taşlar seçilerek o tüneller kasten tıkanmış. Bazılarına özellikle taşlar örülmüş. Yani bunlar insan ve bilinçli bir dokunuş olduğunu gösteriyor. Ama tabii kimse bunun kim yaptı, kim tıkadı, ne amaçla yapıldı, ondan sonra neden bu kadar özen gösterilerek tıkandı, bunları bilmiyor. Bildiğimiz tek şey var. Bu tüneller tam altından geçen akarsuların üzerine kuruluyor. Ve bu akarsuların normaldeki negatif iyon değerleri sürekli bir yaşam sürdüğünüz zaman size negatif etki yapar. Ama organik dediğimiz, yani bu negatif enerjiyi pozitife çeviren, ki William Reich'ın izleyicilerimiz izlesinler, araştırsınlar, çok önemli bir konudur. Organ enerjisi ve organit. Burada binlerce yıl önce devasa taşlar yapılmış. Megalit denilen böyle işte 3-4 metre genişliğinde taşlarımız var. Resimlerimizde de vardı. Belki görüyorlardır şu anda. Bu taşların çok enteresandır hikayesi. Şu an ekranda o İçinde, taşlar. Evet. K2 megaliti, işte çeşitli megalitler var. Bunların üstünde yazılar, semboller var. Vaktimiz kalırsa onlardan da bahsedeceğiz. İçinde kristal olduğu düşünülen bir odacık var. Ve 4 farklı özellikle seçilmiş katmanla eritilerek kaplanıyor ilk iki katman. Bakın, kayalar eritilmiş ve özel kayalar seçilmiş kristalin üstü. En dış iki katmanda ondan sonra sıvanarak bugünkü halini almış. Şimdi bu teknoloji, kaya eritmek, kristalin üstüne kaya eritmek, yani binlerce yıl öncesinde kolay bir teknoloji. Şu anda gördüğümüz iki tane dev küre var. Sizin de sol tarafınıza doğru bakarsanız görebilirsiniz. Evet. Oradaki kayalar. Şimdi evet, bu kürede şöyle söyleyeyim. Bunlar Ravne tünelinde değil, yine tünel bölgesine ve piramitlere çok yakın başka bir bölgede. Yine ırmak ve suyla alakadar. Bu küre, solda gördüğünüz küre, benim boyumdan da anlayacaksınız, iki katı boyumun, dünyanın en büyük taş küresi.
ve 32 ton ağırlığında olduğu hesaplanmış bu kürenin. Özelliğini söyleyeyim. Orada bunun gibi yüzlerce küre var. Bu en büyük olanı. Ama sağ tarafta gördüğünüz hani böyle bir insan boyundan biraz daha kısa, omuzlarına gelecek kadar. Daha küçükleri, çeşitli ebatta olanları var. Yüzlerce mükemmel şekilde küre var. Şimdi bu küreler ne yapalım küre varsa diyeceksiniz. Belki onlar kendi yontmuştur. İlginç olan şey şu. Özellikle bunların doğrulamasında Osman Agiç'ten aldığım detaylı konuştuk. Bu küreler yontularak yapılmamış. Bu küreler kayaların belli bileşimlerde bir araya getirip eritilerek kalıba dökülmesiyle oluşturulmuş. Bakın bunların yaşlarını da tam olarak saptayamıyorlar. Çünkü organik materyaller yok. Ama bunların içini kestikleri zaman, yani hani patates püresi gibi, içinde hiçbir damar, başka bir canlı ya da böyle bir katman izi, işte renk farklılığı falan hiçbir şey yok. Sadece saf şekilde oluşturmuş. Ve bu sadece Bosna bölgesinde 22 tane yerde bu kürelerden var. Ve dünyada başta Costa Rica olmak üzere, Brezilya'da, Hindistan'da, Avrupa'da, Amerika'da, her yerde, aslında birçok yerde bu kürelerden var. Kimse bu kürelerin nasıl yapıldığını, ne işe yaradığını, ne amaçla yapıldığını bilmiyor. Ama ben şunları söyleyebilirim. Bu küreler daima ya deniz kenarlarında ya nehir kenarlarında su enerjisini dengelemek, bir frekans ayarlaması yapmak ya da piramitlerin olduğu yerlerin etrafında, biz nasıl mesela salondan modem çekmez bir ara odaya router koyarız, onun frekansını yansıtırız. Yani o şekilde bunların çalıştığıyla ilgili iddialar var. Bunun da en ilginç olan kısmı, dediğim gibi, eritilerek kalıplara dökmek. Şimdi bu taş devrindeki insanın yapabileceği bir şey değil.